Açık Görüş devam ediyor değerli izleyiciler. Hemen konuklarımı bir kere daha tanıtayım. Televizyonunu yeni açan izleyiciler için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurucusu Sayın Ufuk Uras konuğumuz ve bir diğer konuğumuz da Star Gazetesi yazarı Sayın Orhan Miroğlu. Ufuk Bey sizde kalmıştık ama müsaade ederseniz Orhan Bey ile devam edelim. Ufuk Uras'ın düşünceleri ya da açıkladığı HDP ile ya da gördüğü, aktardığı HDP ile anladığım kadarıyla sizin gördüğünüz HDP çok uyuşmuyor. Yani Ufuk'un bunlar kişisel görüşleri gibi geliyor. Çünkü bu manzarayı yansıtmıyor. Ama bu sosyalist Ufuk Uras'ı iyi anlatan şeyler. ÖDP'deki yani Ufuk Uras'ı anlatan. ÖDP'deki Ufuk Uras'ı anlatan. Biraz. Sonra Kürtlerle işte belli bir siyasi ilişkisi olmuş. Bu ilişkiyi de çok değerli bulmuş, kıymetli bulmuş. Sosyalist Ufuk Uras'ı anlatan görüşler. Hı. Ama yani bu tartıştığımız HDP'yi anlatan görüşler değil. Yani şimdi ben eğer buraya... Ya HDP'nin bu olmadığına mı inanıyorsunuz? Bu değil. Yani HDP bana göre bir şeydir. Yani nasıl desek... yani ya sermaye başkasının... Yani şimdi... Bir kere bir durum yok. Neden BTP feda ediyor? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Neden yani BTP çatısı altında? Bunu zaman zaman Ufuk'la da çok konuşmuşuz. Hatta hatırlar belki SHP'nin el değiştirmesi diyelim döneminde. Bir iki sefer de görüştük. Ben şöyle diyordum o arkadaşlara. Fuat Keyman vardı, Ufuk vardı falan diyordum ki ya niçin siz BTP'de politika yapmıyorsunuz? Yani bu kadar değerli, Türkiye'li, entelektüel, sol, liberal, demokrat insanın BTP'de siyaset yapmayı tercih etmesi bile Türkiye'de siyasi dengelerini değiştirir. Sizin o dönem söylediğiniz Ertuğrul Kürkçü'nün, Sırrı Süreyya'nın gelmesiyle zaten bir anlamda gerçekleşmiş oldu. Şimdi yani Kürtlerin siyasi imkanlarını yani ya da işte deyim yerindeyse siyasi miraslarını falan kullanmaya evet ama bunu Kürt kimliğiyle ya da Kürtlerin kurduğu partilerin ismiyle kullanmaya hayır diyen bir şey var. Bir sol anlayış var. Hı hı. Ben bunun sebebini anlayamıyorum. Yani bir denge olsa ortada diyelim. Yani 2,5 milyon Kürt siyaseti alıyor ama 2,5 milyon da bu HDP'nin bileşenleri alıyor desek. Hı hı. Ha olabilir. Yani bir gerekçesi vardır deriz bunun. Hı hı. Ama şimdi burada ne oy alındığı çok açık. Belli yani. Şimdi sonuçta siyaset. Sonuçta büyük bir iddia. Üçüncü yol diyoruz falan. O zaman tabii burada bunun yani üçüncü bunun testi yol, şu mu olmazsa işte CHP'ye teslim. Hayır öyle değil yani. CHP bu şu mu oluyor o zaman? Mesela neyi? Bunun testi şu mu oluyor? Fırat'ın batısı diyelim. Evet. 1 milyon oy var dediniz. Evet. Yani bu ilk seçimlerde... Ama o 1 milyon oyun çok üstünde güçlü bir siyasi temsiliyet var. Evet ama yani... Bu temsiliyet sonra yani Türkiye'yle de sınırlamıyor kendisini. Hı. Orta Doğu'ya, Orta Doğu'da bir rol oynamaya talip bir tamam, konumda duruyor. Bu birleşmenin yani. Neticesinde o 1 milyonun çok daha üstüne çıkması gerekiyor. Çıkması değil gerekiyor mi? Ama burada buna katacak bir şey yok. Bu oyların artmasının, yani Türkiye'de Kürt siyasetinin, Kürt siyasi partilerinin, başta BTP olmak üzere, bugünkü gücünü biraz daha arttırmasının yolu HDP değildir yani. HDP buraya hiçbir bir katkı sunmaz. Hı hı. Bu olsa olsa bir ideolojik tercih olabilir. Şimdi bu ideolojik tercihi de ben anlayabilirim. Ama bu ideolojik tercihi yaparken insan kendi örgütsel varlığından niçin fedakarlık etmek zorunda kalsın ki? Yani İstanbul'a BTP'li bir bütün İstanbul seçmeni, Kürt seçmeni ve Türk seçmeni. Bilmiyor mu ki Levent Tüzel Bey Kürtlerin oyuyla seçildi. Bilmiyor mu ki Ufuk Uras 2007'de Kürtlerin oyuyla seçildi. Bu oylar alınmadığı zaman buradan herhangi bir sol adayın çıkmasının mümkün olmadığını bilmiyor mu? Neyi gizliyoruz anlayamıyorum ki ben. Ve ben onu söyleyecektim. Ben mesela bu dostlarıma zaman zaman söylemişim. Şimdi çok fazla şeyimiz kalmadı doğrusu. Yani çok diyalogumuz kalmadı. Bu da iyi bir şey değil aslında. Her zaman diyalog içinde olmak lazım ama yani şunu önerdiğim çok olmuştur. Türkiye'de işte sol cenahta olan ama bir gözü de BTP'de, bir ayağı da BTP'de olan fakat partiye girip politika yapmayı bir türlü tercih etmeyen. Hı hı. Şimdi mesela şöyle bir şey olsa inanın bence Türkiye'nin siyasi dinamikleri için çok farklı bir sürece girilir. Yani işte sol arayış içerisinde olan, sol ve sosyal demokrat hatta arayış içerisinde olan, CHP ile uğraşıp işte CHP'den bir sosyal demokrat parti çıkarma peşinde olan, var yani bu şekilde çok arkadaşımız, entelektüel kıymetli fikirleri olan. Hmm. Bu insanlar yani asgari müştereklerde birleşmek adına yani BTP'nin yani demokrasi talepleriyle örtüşmek, Türkiye'deki demokratik sürece bu anlamda bir katkıda bulunmak bakımından 100 kişi mesela yarın sabah BTP'ye gelip üye olsa ne olur? Kürt siyaseti kendisini yeniden değil. Ben bunu söylediğim zaman mesela olur mu böyle bir şey diyorlardı. Niçin diyorum olmaz? Çünkü
partiyi işte PKK yönetiyor. E bunun bütün Türkiye bilmiyor mu artık? Yani bunun gizlenecek bir yanı var mı? BTP ile PKK arasında bir duvar mı kaldı? Yani İmralı'ya gidiyor parlamentodaki vekillerimiz. Ondan sonra ertesi gün Kandil'de oturuyorlar, durumu müzakere ediyorlar. Yani Türkiye birçok şeyi aştı. Evet. Çok şeffaf bir halde Kürt meselesi söz konusu olduğu zaman. Şimdi niye yapmıyorsunuz? E bu zor bir şey. Niye? E PKK yönetiyor. E peki PKK'nın yönettiği bir partiyle neden o zaman HDP'yi kuruyorsunuz? Öcalan'ın fikriyle neden yola çıkılıyor? Yani bunu anlamak çok zor. Ve ben burada yani bir toplumsal mühendislik derken asıl mesele, hani derler ya, vazifeyi ihmal, görevi suistimal. Kürtlere bu dayatılıyor. Asıl vazifesi Kürt siyasetinin bence bugün İmralı'da başlayan, yani İmralı'da Öcalan'ın başlattığı 21 Mart'ta manifestosunu Diyarbakır'da okuttuğu o mektubun muhtevasına, içeriğine uygun hareket etmektir. Şimdi mesela bakıyorsun haberlere. Peki, şeyden sonra HDP ile buna bu bahsetmiş olduğunuz mektuba. Hayır, bence HDP'nin bileşenlerinin hiçbirisi kesinlikle, HDP'nin Ufuk da çok iyi bilir. Yani HDP'nin tabanında olan insanların büyük bir çoğunluğu, işte Erol Hoca gibi değerli insan var, şey var, Fuk gibi değerli, bunlar bu değil yani benim söylediğim. Ama ağırlıklı olarak Abdullah Öcalan'ın hükümetle bu müzakereleri yürütmesinden de müthiş derecede hoşlanmıyorlar. E tabii ki 21 Mart'ta o mektup Diyarbakır'da okunduğu zaman Türkiye'de solun üstüne bir hüzün çöktü ya. Yani Ahmet Türk açıklama yapmak falan zorunda kaldı. Yani arkadaşlar biz sizi yani sanki yarı yolda bırakmışız, sevdamız sona ermiş gibi falan davranıyorsunuz dedi BTP'li birçok vekil. Çünkü sanki öyle bir şey oldu. Halbuki ne oldu ya? Hiçbir şey yok. Yani Abdullah Öcalan diyor ki biz 30 yıldır silahlı mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelenin sonuna geldi. Bundan sonra demokratik yollarla mücadele edeceğiz. Ve Türkiye'nin koşulları budur falan diyor yani. Evet. Bundan niçin bu kadar üzüldünüz? Ve o üzüntü müthiş bir enerjiye dönüştü. Ve o enerjide bugün tabii ki PKK'nın kendi iradesiyle aldığı bir karardır. KCK'nın kararıyla geri çekilmeler durdurulmuştur. Ama bunu kolaylaştıran entelektüel ve düşünsel zemini Türkiye sol hareketi yarattı. Yani bu da iki kere iki dörttür. Evet. Bu sol harekete de bazıları liberal cepheden katkıda bulundular. Ve hala da bulunmaya devam ediyorlar. O zaman şimdi burada mesele yani iktidar talebi var solun, bu olabilir, saygı duyulur buna, yeter ki Ufuk'un da dediği gibi meşru zeminde kalınsın vesaire. Bu problem değil, ben söyledim bu değil. Türkiye solunun bu hülyasına biz niye şey yapalım ki, niye karşı çıkalım ki? Karşı çıkmamızda hiçbir sebep yok. Ama bugün öyle bir süreçte ki Türkiye 30 yıl süren bu ülkenin bütün can damarlarına ot tıkayan bir savaşın bitirme arifesinde karşımıza iki şey çıkıyor. Bu projeye davet ediliyor. Hadi üçüncü yol için gelin birlikte olalım, hükümeti devirelim. Bu hükümet kim? Abdullah Öcalan'la müzakere aşamasında olan bir hükümet. Bu savaşı bitirmek isteyen bir hükümet. Bunu yani normal bir Kürt seçmenin anlaması kolay olmayacak. Yani evet, geçmişteki gibi değil. Kürtler biliyorlardı ki savaş sürüyor ama işte yine de Ufuk Bey'le işte ittifak, şunlar ittifak, bunlar oluyordu. Ama şimdi artık bir yol ayrımında her şey. Burada Ufuk Bey'e soralım o zaman. Yani mesela bunu bir HDP ile böyle bir çatının altına, böyle bir şemsiyenin altına girmek yerine Orhan Bey'in dediği gibi yani burada bu ülkenin kronikleşmiş terör sorununu çözmek üzere çeşitli görüşmelerden sonra Orhan Bey'in söylediği gibi belli bir noktaya getiren, çekilmeyi sağlayan ve demokratikleşme adımlarıyla bir noktaya getiren bir hükümete destek vermek bu sorunların çözülmesinde ve barışın ve demokrasinin gelmesinde daha akılcı bir ya da özür dilerim düzelterek söylüyorum daha fayda sağlayacak, fayda getirecek bir adım olmaz mıydı? Şimdi biz bir siyasi partiyiz. Sonuçta bir siyasi çoğulculuktan yanaysak var olan yani HDP'nin özelliği eğri eğri doğruya doğru demesi olacaktır. Yani hükümetin yaptığı olumlu adımlara hiçbir komplekse kapılmadan doğrudur demek. Yanlış da işte diyelim terörle mücadele yasasının hala değişmemesi vesaire gibi yanlış demek. Şimdi ben burada kendi kişisel görüşlerimi ileri sürmüyorum ki ben de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kurucusu ve PM üyesi olarak ve bir HDP bileşeni olarak kanaatlerimizi ortaya koyuyoruz ve biz düşünüyoruz ki Türkiye'nin geleceğinde bu bakış açısı önem taşır. Diğer bakış açılarıyla da bir optimum noktada buluşarak. O yüzden yani var olan iktidara karşı hem alternatif olarak bir siyasi irade yaratmak hem de bu barış sürecinin mütemimim cüzü olmak mümkün. Yani doğrusu ben bu ve biz
yani bu Nevroz'da bu helalleşme süreci deklarasyonunu çok büyük bir sevinçle karşıladık. Yani ben hakikaten insanların ölmediği, silahların sustuğu bir ortamdan olsa olsa uluslararası istihbarat örgütleri rahatsız olur. Böyle bir rahatsızlığın da yani ne solla ne herhangi bir diğer değerle ilişkisi olamaz. Tabii ki barış sürecine iktidarla hatta devletle müzakere edeceksiniz ve o yapılanmanın dönüşmesini varsayacaksınız. Şimdi bu proje sadece sosyalistlerle sınırlı olsa dediğiniz doğru. Ama böyle bir düşünce zaten söz konusu değil. Zaten böyle sınırlı yapılanmaları nasıl aşacağız diye bir ortak akıl oluştura buraya geldik ve nereden geldiğimiz kadar nereye gideceğimiz de önemli. Bir fotoğrafı çekip bunu sabit varsaymak doğru değil. Bildiklerimizin tutsağı olmak doğru değil. Öğrenen bir yapılanma olarak yeni dünyalara ve yeni pencerelere açık olma ve herkesi aynı torbaya koymamalıyız. Şu çok açık. Yeni bir Türkiye'den yanayız. Yeni Türkiye'yi eski Türkiye malzemesiyle oluşturmak kolay değil. Hı-hı. Ama toplumun yani insan ortalaması itibariyle malzemesi ortada ve bu malzemeyi diyelim değiştirmek ve dönüştürmek hedefidir. Sizi zaten diyelim bir radikal bir tercihe, statikocu değil de radikal bir dönüşümden yana olmanızı sağlayan. O yüzden bu aslında Türkiye'deki siyasetin yeniden formatlanmasıdır. BDP de bunun pozitif bir bileşeni olarak bu katkıyı sunacaktır. Ama yıllarca seçime geldik. Geldiğimiz nokta belli. Yani aldığınız oy sınırları belli. Bundan sonrası bunu artır mı artırmaz siyaset zaten bu test etmedir. BTP aracılığıyla daha iyi artmaz mı Ufuk? Yani mesela ben yine sorumu sorayım yine. Yani evet. Neden mesela bu bileşenler BTP'yi asıl bir parti gibi görüp, yani bu Türk-Kürt ittifakı açısından da çok önemli. Yani doğru. Solun bugün işte ulusal meselelere biraz daha yakınlaşmış olması, Türk milliyetçiliğine hatta belirli oranlarda yakınlaşmış olması falan biraz bununla da aşılabilecek bir şey. Yani Kürt ve Türk siyasi ittifakı. Doğru. Yani ister sağ açıdan bak ister sol açıdan doğru. bak. Bu solun da bir meselesi. Peki bu ittifak için. Evet. BTP kadar elverişli ve uygun bir parti var mı? Yani BTP'nin önümüzdeki 10 yıllarda diyelim. BTP'den daha elverişli bir şey ya da olabilir mi? Ya da şuna bir neden yani? Ama burada BDP'ye bir çarpı konulmuyor ki. BDP bütün ama potansiyelini şimdi şöyle, buraya sunuyor ama zaten. Ama şöyle söyleniyor. 2015'te tabii. BTP olmayacak tabii. deniliyor. Evet. HDP ile seçildi. Niçin? Çünkü BDP de onun neden? Bir bileşim şunu da, şunu da belki niçin yani o bileşimin içinden herhangi bir parti mesela feda edilmiyor da BTP asıl gücü, asıl çatıyı oluşturan BTP üstelik bu partinin parlamentoda temsil edilmesini sağlayacak doğru. olan da yine BTP'nin evet. siyasi gücüyken niçin BTP feda ediliyor da yani bu bileşimde yer alan insanlar ideolojik olarak bir fedakarlık yapıp hadi diyelim ki yani o ideolojinin iktidar olacağının beklentisi ömürleri alıyor falan hadi girmeyelim o meselelere de niçin bunu fedakarlık yapıp yani Kürtlere bu yönlü bir destek sağlanmıyor? Bir bilim adamı olarak lütfen bunu bana söyler misin? Bir de Türkiye'de siyaseti müsaade baştan sona kadar değiştirir mi değiştirmez mi? Bunu bir asıl o zaman değiştirir. Bunu bir fedakarlık tamam. olarak almamak lazım. Hayır, bir yani, değişim ve dönüşüm yani BDP'ye yani, bir çarpı çiziliyor şimdi, falan değil. 2015'e daha 2 yıl var. Tabii. Seçimlere girilmemiş. Bir arkadaşımız, üstelik yetkili de bir arkadaşımız, yani Halkın Demokratik Kongresi'nin lideri olan, yani başkanlığını yapan Yavuz Önen'den bahsediyorum. Evet. 2015'te diyor, BTP olmayacak. Neden olmayacak? Kime danışılmış? Yani kim, hangi kurul karar almış? Bu erken bir açıklama değil mi? Yani böyle bir zihniyetle yaklaşıp, sonra da biz Kürtlerle ittifak yapıyoruz demek nasıl inandırıcı i̇şte olabilecek? Bunu bir yan yana geliş yani. Değil, bir HDP başlığı altında bir değişim ve dönüşüm olarak algılamak lazım. Ben yani, öyle algılamıyorum Yavuz, yani şimdi 2015'te biz sona gireceğiz dediğiz ama. Yani. Bu arada hani Yavuz Önen'in adını anmışken Fatma Gök ve Yavuz Önen'e de hani partinin kurucu başkanlarına da teşekkür etmek gerekiyor. Bu süreci taşıdılar ve bayrağı arkadaşlarımıza devrettiler. Bizde siyasette çok vefa duygusu güçlü değildir. Arkadaşlara da teşekkür etmek gerek. Bunu bir dönüşüm ve değişim projesi olarak algılamak lazım. Yani var olan farklı kompartımanların yan yana gelip eklektik bir beraberliği değil, bir Türkiye'nin dönüşümü için siyasetin dönüşümü gerekli. Bu dönüşümle ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı sahih bir alternatif yaratabiliriz. O politikaları destekleyen yeterince unsurlar var ama
onu hani onu ötesine geçebilecek, bir alternatif üretebilecek bir adres eksikliğidir Türkiye'deki temel mesele. Dünyanın genel gidişatını da nasıl okumayla ilgili. Yani genel olarak dünyadaki olan biten, özellikle küreselleşme sürecinde ve Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası süreçte hiçbir şey değişmemiş gibi bakanlarla bu değişimi görenler arasındaki farklılık da siyasetin yenilenmesi, yeni bir siyasi manifesto ve geleneksel tek tipleşmiş siyasetten kopuşun bir vesilesidir, imkanıdır. Bunun bir garantisi yok, sigortası yok. Bunu siyasi pratiğimiz gösterecek tabii ki. En azından Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin görüşü çıktığı nokta bu yönde. Evet. Şimdi iki soru daha soracağım. Tabii bu sizin görüşünüzün böyle bir şey olması, HDP'nin yapmış olduğu açıklamalara da, HDP eş başkanı Sebahat Tuncel'in vermiş olduğu röportajdaki sözlerini sizden ayrı düşünmek olmuyor. Çünkü nihayetinde içinde bulunduğunuz partinin başkanı. İki soru soracağım. Bir tanesi Twitter adresinden bir Oktay Can Kılıç'ın sorusu. Çözüm sürecine karşı CHP seçmeninin HDP'ye kayabileceğini nasıl düşünüyorsunuz diye sormuş. Bunu yanıtını alayım. Ardından Sebahat Tuncel'in röportajında dikkat çekici bir iki nokta var, onu soracağım. Tabii CHP seçmenine de seslenmeliyiz. Çünkü CHP seçmeni şu andaki CHP politikalarından rahatsız olan, daha demokratik ve özgürlükçü bir perspektife sahip olan bir seçmen kitlesi de var. Hı-hı. Yani o İttihat Terakki ile geleneğiyle yüzleşilmesi gerektiği ve 21. yüzyılın sosyal demokrasisinin inşa edilmesi gerektiğini savunan bir kitle orada var. Ama onlar bir adres göremedikleri için var olan yapılanmalar içerisinde gün tüketiyorlar. Tabii ki bütün yurttaşlarımız olduğu gibi sosyal demokrat seçmene de seslenmek ve bu barış mücadelesinde onların da katkılarını istemek lazım. Ama belli ki CHP burada bir ayrışma yaşayacak. Hemen hemen her konuda farklı iki CHP olduğu gibi. Orada daha arayış içerisinde olan kanatla uyum sağlamak önemli. Ama tabii ki bu yerel seçimlerde hiçbir parti yerellerde politika belirleyemiyor. Merkezi olarak yerel politikaları saptadığı için CHP'yi kastediyorum. Orada böyle değişik kanatlardan vesaire umut yaratmak da doğru değil. O yüzden üçüncü seçeneği yaratırsak belki CHP seçmeninin ve Alevi yurttaşlarımızın özellikle yanlış hedefler, sahte umutlar peşinde koşması karşısında bir seçenek de sunabiliriz. Ama burada Sebahat Tuncel sizin gibi düşünmüyor. En azından röportajından anladığım, çıkarttığım sonuç bu. Çünkü Sebahat Tuncel mesela İstanbul için şunu söylüyor. Habertürk gazetesine vermiş olduğu röportajında. CHP ile diyor ortak aday belirleriz diyor. Belirleyebiliriz diyor gerekirse. Sarıgül üzerinden tabii ki hani CHP'nin adayının artık herkes kabul etti. Yarın görüşme var ama öncesinden kabul edildi Sarıgül olacağı hususunda. Sabahat Tuncel'in benim anladığım, yanlış anlamış olabilirim Orhan abi, siz de lütfen düzeltin. O röportajdan anladığım, biz CHP'nin adayına destek verebiliriz. Bunun deklare edilmesi bile zaten başlı başına bir üçüncü yola değil de var olan yola destek vermek anlamı geliyor. Tam öyle, öyle değil mi? Tam değil öyle mi? Değil. Nasıl? Ben Sabahat Tuncel'in 2011 kampanyasına fiilen çalıştım seçimlerde. Yani politik reflekslerini bilirim. İmece TV'de yaptığı söyleşte bunu düzeltti. Bu konuda çok medya nasıl diyelim manipülasyonu oluyor. Fazla bir zorlama olunca orada oraya yöneltilen sorular zorlama olunca, evet. Bizim ilkelerimiz belli. Bu ilkeler doğrultusunda hareket ederiz diye neden olmayacağını anlattı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu soruyu soruyorlar. Başka partiyle ittifak yapacak mısınız? Hayır, yapmayacağız diyor. Yani bizim de herhangi bir ricacı olma durumumuz yok. Dolayısıyla HDK'nın aldığı karar doğrultusunda her yerde zaten kendi adaylarımızı çıkaracağız. O zaman İstanbul'da HDP'nin yine varsayım üzerinden konuşuyorum medya üzerinde, HDP'nin en güçlü adaylarından bir tanesinin en azından hani Sarıgül'ü zorlayacak, AK Parti'nin İstanbul adayını zorlayacak, MHP'nin adayını zorlayacak bir ismin Sırrı Süreyya Önder olabileceği söyleniyor. Bunun üzerine propagandalar yapılıyor. Yani o zaman HDP'nin hakikaten kendi başına yürüdüğünün göstergesi bu güçlü adayla girmektir. Eğer Sırrı Süreyya Önder yoksa pasif anlamda AK Parti'nin karşısındaki adaylara HDP destek verecektir anlamı çıkmaz mı burada? Hayır. Biz yani sonuçta yerel yönetimler konferansımızda ortaya koyduğumuz politik ilkeler doğrultusunda adayımızı saptayacağız. Sırrı da olur. Olursa iyi olur. Başka birisi de olur ama çok güçlü bir adayla çıkacağımızın, iddialı bir şekilde çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Aldığımız karar var. Türkiye'de var olduğumuz her yerde en güçlü adaylarımızla
Hacı Meydan diyeceğiz. Bu çok açık. En ufak bir sorun yok. Hı. Kimin olacağı meselesinden çok ilkeler önemli. İlk defa da hayatımızda yerel seçimlere girmiyoruz. Maalesef. Son yerel seçimlerde 2009 seçimleri, 2004'te dahil olmak üzere politik deklarasyonlarımız zaten doğrudan demokrasiye dayanan, kamu çıkarını esas alan aşağıdan yukarı bir belediyecilik anlayışı. O yüzden genel merkezlerin atadığı adaylar değil, bütün adaylarımızı bu yerellerden, forumlardan gelerek HDP görüyoruz. İstanbul için söylüyorum, diğer iller için de tabii aynı sorum geçerli. HDP hem İstanbul'da hem diğer illerde kendisi bakımından en güçlü adayla çıkacak ve diğer partiler arasında yarışacak. Tabii, bu yani medyatik manipülasyonları lütfen aldırmayın. Hı. Sabahat Tuncay'la bunu çok net bir şekilde İmece TV programında ileri sürdü. Programımız Hı. belli. CHP'ye gelirseniz, CHP dün kurulan Gezi Partisi değil ki. 90 yıllık parti ilkeleri de altı okta belli. Dün kurulan Gezi Partisi de var bu ara. Var işte, o da bu hani o da bir başka bir politik oportunizmin sonucu, çünkü Hı. Gezi'nin partisi olmaz. Yani orada bir siz bir şeye, bir yerelde bir şeye itiraz ediyorsunuz. Emri vaki yapılmaya, dayatmalara itiraz ediyorsunuz. Hadi buradan bir parti kuralım, olmaz. Olsa olsa herkes bu doğrultuda kendini yeniler, kendini gözden geçirir. Hı hı. Zaten o süreç eğer politikanın alanını genişletiyorsa anlamlı. Politikanın alanını tahrip ediyorsa, yani işte ergenekonculuğa, cuntacılığa prim atıyorsa hmm. zaten bizim onlarla bir ilişkimiz olmaz. Biz politikanın alanını genişleten her şeyden yana oluruz. Gezi'de de o ruha işaret ediyoruz. Yoksa orada çok katmanlı hesaplar var. Nasıl biz ışık kapatma eylemlerini başlattığımızda 28 Şubat'ta bir anda var olan itişen güçlerin parçası olarak o mesele elimizde kaçtı. Burada da bir dizi faktör devreye girdi. Bizim işaret ettiğimiz yan hep o özgürlükçü, uçuşan fikirlerden yana olan 21. yüzyılın sade yurttaşlarının ihtiyaçlarına karşılık düşen yer. Yoksa Ergenekon'dan, balyozdan beslenen, vandalizmi yapan, şiddeti öne alan asla bir... Asla bilgisi olamaz. Ben yani Hrant Dink'in yakın bir arkadaşı olarak, Hrant Dink'in bölgedeki insanların katilleriyle, onların tetikçileriyle bir siyasete nasıl yan yana gelebilir? Böyle bir şey zaten düşünülemez. Olmadığını da göreceksiniz zaten. Anladım. O zaman orada bahsedilen Gezi'ye kucak açılması kongrede bu bahsetmiş tabii, olduğumuz tabii, hiç şüpheniz olmasın. Onlar değildi. Gerçek anlamda evet. temiz bir siyaseti isteyen, kendi bakış açılarıyla farklı bir siyaseti isteyen kişileri doğru. Atfederek söylüyorum. Bizi de bu yönelimin sigortası olarak görebilirsiniz. Orada karabürsel sepet olarak durmuyoruz. İnşallah, inşallah. Ya sigorta atmasın. Ufuk sigorta atmasın. Orhan Bey'in o konuda bir şey. Yani. Sizinle ilgili ilgili bir çekincesi yok Orhan Bey'in ama. Ya, Ufuk'la ilgili, Erol Hoca'yla ilgili ne çekincesi evet. yok da yani. Ama ya, şimdi ben tabii şunu anlayamıyorum. Ya tamam hadi üçüncü yol falan. Şimdi bu parti burada 400 bin oy alıyor. Yani işte milletvekili seçimlerinde. Değil mi Ufuk? 380 bin, evet. 400 bin civarında evet, bir oy. Peki şimdi bu reel politikalar doğrultusunda bu oyların kullanılması, eğer Sabahat Hanım'ın söylediğine dönersek, niçin yani politika dışı bir şey olsun? Yani eğer şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifaka evet diyorsa ve siz mesela, ki bu söylenen bir şey, yani Sarıgül daha yola çıkarken duyuyorduk. Bu şekilde yani medyada birçok haber de yer aldı. İşte Kürt yani seçmenleri tatmin edecek bir iki ilçenin kazanılabilecek olan durumda bir iki ilçenin. İstanbul'u bilmiyorum ben nerede olabilir bu ama yani bu şekilde bir ittifak. Yani şeyin desteklenmesi, CHP adayının desteklenmesi ama bunun karşılığında İstanbul'da 2-3 alınabilecek ilçenin de işte bu tarafa verilmesi. Şimdi bu bir politikadır yani. Bunu yapmak hiçbir şekilde iktidar mücadelesinden insanları falan alıkoymaz. Hı hı. Bu en doğal hakkıdır. Keşke mesela geçen seçimlerde olsaydı. Yani fena mı olurdu şimdi BTP'nin İstanbul'da 3-4 tane ilçeyi yönetmesi, diğer işte bu bileşenlerle birlikte yönetmesi. Hı hı. Yani insanın kendisini sınırlaması, diğer siyasi ve nitekim 2011 seçimlerinde eğer CHP bu ulusalcı belasına bulaşmamış olsa, bu hastalığa yakalanmamış olsaydı, belki CHP ve BTP arasında bir seçim ittifakı da olabilirdi. Yani bu imkansız falan da değil. Abdullah Öcalan da bunu istedi 2011'de. Selahattin Bey bunu Londra'da deklare etti ama sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok sert
karşılandı, muhalefet, muhalefet edildi. Ve bu olmadı. Bu olmayacak anlamına gelmiyor. Yani insan bir yerde eğer siyasi bir mevzi kazanacaksa, yani bunu ilkelerini de koruyarak yapabilir. Dolayısıyla eğer Sabahat Hanım HDP'nin şeyi değil, millet artık HDP'nin milletvekili, evet, BTP'nin milletvekili olarak bunu söyleseydi eminim hiç tartışma konusu olmayacaktı. Bu çok doğal bir şey çünkü. Geçmişte oldu. SHP ile ittifak yapıldı 2004 yapıldı. Yılında. 2002 seçimlerinde 2 milyon oy aldı DEHAB. 2004 yılında seçimlere girildi. 400-500 bin oy kaybına uğradı parti. Bu oy kaybının da işte SHP ile kurulan ittifaka bağlandı falan, ne kadar doğru bilmiyorum ama genel olarak böyle bir eğilim vardı tabanda. Yani niçin siz işte 93-96 konseptinde Çiller'le birlikte olmuş bir insanın, Karayalçın Bey'i kastediyordu seçmen, ittifak yaptınız. Yani o döneme ait bir fatura da çıkarılıyordu Murat Karayalçın'a, ki ben Murat Bey'in bu faturayı hak ettiği kanısına değilim kişisel olarak. Yani o faili meçhul cinayetler dönemi vesaire. Ama buna rağmen yani Kürt seçmende böyle bir tepki oldu. Aynı tepkiyi CHP'li seçmen de duyabilir. Ama sonuçta ya bir sol dünya var ve bu sol dünyanın çeşitli kanatları var, çeşitli canavarları var. Ama tabii karşılarında da sol dünya olduğu gibi bir de hani AK Parti'ye destek veren bir seçmen kitlesini de göz ardı etmek lazım. Blok Kürt oylarından bahsetmiyoruz yok, tabii ki. Yani hayır yok. Yani bölgedeki ortalamalar falan sık sık, şimdi bu seçimlerde ne olur durum bilmiyorum ama muhtemelen BTP mevcut durumunu falan koruyacaktır. Yani genel bir kanaattır bu. Ama arttırır mı falan, arttırmaz mı onu bilemiyoruz. Peki, şimdi bölgenin, azından... bölgenin sol bir ittifaka, yani bölgenin o bölgede şimdi AK Parti'ye oy veren ve bu özellikle çözüm sürecinde vermiş olduğu destekle, daha doğrusu sürece vermiş olduğu destekle paralel oranda arttığına inanılan seçmeni bir tarafa bıraktığımızda geri kalan Kürt seçmeninin solla birleşen bir BDP'ye yani, nasıl bakacak? Ben bunun, yani nasıl bakacak buradan bilmiyorum. Kopup, buradan ama, kopup çözüme destek veren şimdi, AK Parti'ye yönelmesi... Büyük siyasi projeler, büyük iddiayla sahneye, tarih sahnesine ya da işte siyaset sahnesine konulan projelerde yani çok belirgin bir şey olur, bir heyecan duyulur. Yani ben şahsen bölgede böyle bir heyecan, geçen hafta Diyarbakır'daydım, böyle bir heyecan falan hissetmedim, görmedim. Böyle Kürt seçmeni bu heyecanlandırmaz. En azından doğudaki seçmeni, yani Doğu Güneydoğu'daki Kürt şehirlerindeki seçmeni heyecanlandırmaz. Hı. Ama İstanbul'daki Kürt seçmenin de kafasına yığınla soru işareti koymuştur bu. Yani şu andan itibaren. Ama bu soru işaretlerinin bir kısmı olumlu da evet, yorumlanabilir evet. Ama olumsuz da çok yorumlanacak şey vardır. Söyle. Şimdi Kürşat burada Filiz'in... bütün mesele şudur. Yani HDP'nin, ben mesela çok isterim HDP çözüm sürecine yönelik bugün dünyada yürütülen kampanyalar, burada yürütülen kampanyalar, Ergenekon cenahı tarafından, Ergenekon medyası tarafından yürütülen kampanyalara özdeşleşmeyen bir politika izlesin. Şimdi tabii Ufuk gibi değerli insanların orada olması, acaba bunu ne kadar garanti edebilirse orta diyor ya, yani umarım aynen onun dediği gibi olur. Burada bir sigorta olur ve umarım yani silahsızlanma dendiği zaman HDP, hop yani şey yapmaz, yani bir tepki göstermez. Tıpkı işte Sözcü'nün ya da bilmem hangi şeyin ortaya koyduğu tepki şimdi, gibi. Şimdi Twitter'dan bir soru da var. Onu da sorarak gideyim. HDP'nin Hodri Meydanı'nda CHP seçmenini karşınıza almayı ve tek başına AK Parti karşısında yerel seçimlerde şansınız zor olmaz mı demiş Kürşat Filiz isimli okuyucu. O kanaatte buradan... değilim. Ben CHP seçmenlerinin örneğin... Yani şunu sormaya çalışıyor. Böyle bölünürseniz AK Parti'nin işine yaramaz mı bu diyor. Tezkere'nin, tezkereyi, Irak tezkeresini evet derken Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmeninden ciddi bir itiraz geldiğini biliyorum. Hı hı. Kendi seçmeninden bu ana dil meselesi konusundaki itiraza itiraz geldiğini biliyorum. Homojen bir siyasi parti değil. İçeriği ama bir yana bırakın. Usul itibariyle kurulacak ilişkilerin aleni ve şeffaf olması gerekir. Yani alengirli, abilik gubilik ilişkilere biz girmeyiz. Yani siz kamuoyu önünde açık bir ilişki kuramıyorsanız ve insanlara ve siyasi partilere vebalı muamelesi yapıyorsanız, o da nereden çıktı, bizim hiç kimseyle ilişkimiz yok diyorsanız, bunun siyasi sonuçları, faturası ortadadır. Biz 1999 yılında benzer bir durumu yaşadık. Deniz Baykal dönemi CHP'si bize böyle bir teklifte bulundu. Hı. Ama CHP listelerinden girelim diye. Bunu kamuoyuna açıkça ifade edin dedik. Hayır etmeyiz dediler. Bizim kapalı ilişkilerle alakamız olmaz dedik ve reddettik. Bugün de aynı durum söz konusu. Dolayısıyla HDK'nın izlediği politikaların net, TOK ve Türkiye genelindeki net politikaları seçmeni bir tercihe
yönlendirecektir. Hı-hı. Kimse kimsenin oyunu bölmez. Biz çünkü var olan belediyecilik anlayışının AKP'den CHP'sine farklı olduğunu düşünmüyoruz ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en güçlü olduğu yerlerde bir önceki seçimde mesela Kocaeli'ne bakın. Kim belediyelerde vardı dediğinizde zaten nasıl bir etki tepki meselesi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bizim bu Hacı Yatmaz oyununu bozacak bir iddia ile ortaya çıkıyoruz ve AK Parti seçmenine de sesleniyoruz, CHP seçmenine de sesleniyoruz. Yani bu ülkenin bütün sade yurttaşlarına sesleniyoruz. O yüzden usul itibariyle yapılan tartışmalarda hiç kimsenin de HDK'yı, HDP'yi böyle elde var bir, oraya itilip kakılabilecek bir siyasi özlüğü olarak görme hakkı yoktur. Hı hı. Biz bütün politik iddiamızla giriyoruz ve hayat bizi zaten test edecek, yaşayıp göreceğiz. 4-5 aylık bir seçim süreci var, 5 ay var. Politik heyecan süreç içerisinde muhakkak artacaktır. Kendimizi anlattıkça, kendimizi iyi tarif ettikçe biz aslında adaletin herkes için adalet olduğu, çözümün herkes için çözüm olduğu zaman çözüm olabileceğini Batı'da iyi anlatırsak, bu duygunun, bu bir arada yaşama iradesinin Karadeniz'den Trakya'ya her tarafta iyi anlatabilirsek, ki anlatacağımızı düşünüyorum, hı hı, önemli bir misyonu yerine getireceğimizi düşünmekteyim doğrusu. Evet, birkaç dakikamız kaldı. Sizin de son sözlerinizi alayım Sayın Liroğlu. Valla yani son sözler, yani bu bir şey bana göre, yani çözüm sürecine karşı bir yanıyla bu. Yani ufuk burası tabii ki çözüm sürecine karşı. İki uç gibi aslına bakarsanız. Sizin yani baktığınız kongrede, taraftan baktığımızda ben, Ufuk Bey'in tarafı sanırım yani karşı karşıya geliyor. Hayır, yani kongreye giden arkadaşlarım oldu. Oradan yani ben gitmedim ama, hı, yani oradan bir takım insanlarla görüştük falan. Şimdi mesela başbakan kongreye davet edilmiş. Yani evet, bir nezaketen bir, o da çok uygun, metnini okuduk çünkü çok, hı hı, böyle işte başarı dileyen falan bir kısa bir metinle. Çünkü yeni kurulmuş kongreyi, ve legal bir partiden ya, bahsediyoruz çok, yani önemli hani bir şey. İllegal bir oluşumdan, illegal bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi o kadar büyük bir alerji var ki, yani bu alerji ve bu şey üzerinden, yani nefret demek doğru mu bilmiyorum ama yani bu nefretin birçok örneğine rastladık. Yani çok da yanlış olmaz. Bu nefret üzerinden ne inşa edilebilir? Yani çözüm sürecinden kendisini şey tutmuş, azade tutmuş bir yeni bir parti. Çünkü öyle olmazsa çözüm sürecinin eğer bir tarafında Öcalan varsa bir tarafında da bu hükümet var. Yani görüşmeleri sürdüren Abdullah Öcalan'la işi bu aşamaya kadar getiren. Şimdi bu hükümetin başbakanının mesajını okuyamıyor. Orada bir kongre karar alıyor. Kongre şeyini yöneten heyet. Burada da şey öne çıkıyor galiba. Yani işte yuhalanma. Niçin yuhalansın? Niye okumdu? Neden yani yuhalanıyor? Yani yuhalanmak için ne hak etti bu başbakan? Bu bir politik nezaket yani, gereği yapılan bu tür usul mesajlarını bir kantin siyaseti ekseninde değerlendirmek yanlış tabii. Evet. Doğru değil. Çünkü bütün siyasi partilerde böyle bir politik nezaket vardır. Doğru. Hani bir kantin siyaseti ya da kum havuzu siyaseti refleksiyle bakılamaz. Ama orada o kalabalık içerisinde böyle bir hassasiyet olabilir. Onun tepkileri öne geçmek için olabilir tabii ki. Yani, yoksa herhangi bir sorun dolayısıyla yok. Dolayısıyla yani ben yani iki şey var yani Türkiye solu için. Evet, ben hala Türkiye solunun Kürt meselesinde dağı tercih ettiğini, silahlı mücadeleyi tercih ettiğini ve bunu iktidara Türkiye karşı... Türkiye solundan kazın, marjinal soldan mı bahsediyorsunuz yoksa hani, yani Ufuk Bey mesela böyle bir şey talep etmediğini söylüyor mesela. Tabii ki öyle değil Türkiye ama... Türkiye solu olarak yani, marjinal solu mu söylemek lazım? Ağırlıkta ya da olan solu. Şimdi mesela Kürt solu dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? BTP ve PKK, evet, çizgisi. Egemen, evet, tür şey diyoruz. Yani ama onun dışında olan birçok grup var. İşte Hakbar var, bilmem şu, hı-hı, var, bu var yani. Türkiye yani solundaki de var. Burada egemen olan şey anlayış budur. Egemen yani sol anlayışın. Egemen sol anlayış, anladım, budur. Ve bu egemen sol anlayış giderek yani Ufuk gibi sosyalist arkadaşlarımızın da zaman zaman sıklıkla eleştirdikleri bir çizgiye, bir hatta çekilmiştir. Hı-hı. Şimdi bu hatta kim neyi savunuyor, ne yapıyor falan onu bilemeyiz biz. Ama şimdi Türkiye'nin bu savaştan çıkma arifesinde bir kongre toplanıyor. Kongre bileşenleri ağırlıklı olarak sosyalist insanlar. Başkaları da var tabii. Yani, ama onlar bir şey gibi, bir vitrin gibi duruyor orada. Çünkü eğer vitrin gibi durmuyorlarsa en azından Altantan'ın ikna edilmesi lazım, evet, diyelim. Yani. Oradan sonra orada bu çözüm sürecine dair kayda değer bizim gibi insanların yani evet takdir edeceği, takdir ederiz biz böyle bir şey olduğu zaman. Bir şey çıkmıyor. Ne çıkıyor? Radikal demokrasiye çağrı çıkıyor.
Şimdi ben de diyorum ki ya Kürtlerin başında büyük bir bela var. Bu beladan kurtulmaları lazım. Yani bu savaştan Kürtlerin bu savaşı artık omuzlarında taşımamaları lazım. Buna dair bir yeni partide bir şey göremiyorsanız bunu eleştirirsiniz. Şimdi buradaki boşluğu neyle dolduruyor? Aynı sol. Rojava çözülmeden çözülmez ki. Yani karşılaşıyoruz birçok yerde. Şimdi Rojava'da zulüm var, insanlar öldürülüyor vesaire. Ona tamamen tamam doğru. İki dakika kaldı ama şunu da tamam. Soracağım toparlarsan Ramiroğlu. Selahattin Demirtaş bu süreçten rahatsız mı? Şey olduğunu yani ikna olmadığını ifade etti. Yani benim okuduğum birçok röportajında yeteri kadar bu projeye ikna olmadığını hatta bu kadın adaylar konusunda da sanıyorum. Evet, yani bir şey yaşadı, bir tartışma yaşadı. Bu tartışmalar yaşaması çok normal, çok doğru ama burada esastan bir şey var. Yani Kürt meselesinde bir eksen kayması var. Hı-hı. Kürt meselesinde eksen kayması nedir? Bu proje bir eksen kaymasıdır bana göre. İstediğiniz pozitif kadar anlamda mı, negatif anlamda mı? Negatif anlamda bir eksen kaymasıdır. Yani Ufuk Uras'ın orada olması bunu değiştirmiyor ve değiştirmeyecektir de. İnşallah seçimlerden sonra tekrar Ufuk'la otururuz, bunu konuşuruz. İkincisi eksen kayması nedir? Türkiye'deki çözümle alakalı değil ama Rojava'ya yüzünü dönüp politika yapmak. Bu da eksen kayması. Evet. Başka bir şey değil yani. Son bir dakika sizinle bitireceğim. Şimdi eksen kayması ve disk kayması gibi bir şey değil. Var olan kurumlar... Vallahi eksen kayması felaket bir şeydir. Disk kayması da çok kötüdür biliyorsun. Ameliyatla bile giderilemiyor. Var olan kurular üzerinden siyaset yapacağız. Birbirimizi ikna edelim. Evet, ben bu ortak akla inanıyorum. Bizi izlemeye devam edelim demiyorum. Bunun bir süreci olur. Doğru. Bu çağrı da bizim olsun. İzleyeceğiz biraz... Ufuk. Seni de diğer arkadaşlarımızı da inşallah iyi şeyler olur yani. İnşallah öyle Türkiye yani. Siyaseti, Türkiye demokrasisi ve Türkiye halkları adına olumlu ve iyi şeyler olur inşallah. Umuda yolculuk dedik. Umarım öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ufuk Uras, yayınımıza katıldınız. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Sayın Orhan Biroğlu, size çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız, görüşlerinizi paylaştınız. Açık görüşün sonuna geldik değerli izleyiciler. Sayın Ufuk Uras konuğumdu. Vestel Gazetesi yazarı Orhan Miroğlu, Türkiye Soğumlu HDP'yi, yeni kurulan HDP'yi konuştuk. Haftaya başka bir konuyla, farklı konuklarla karşınızda olmak umuduyla iyi geceler diliyorum. Saat 23'te Yasin Erçağlı'ya moderatör gecede gelişmelerle karşınızda olacağım.